Günal, Günal iyi misin sen? Bir sıkıntın mı var? Doktor Manoj'u arayabilirim istersen. Neden Molly? Neden benden bu sırrı sakladın? Ne sırrı Günal? Neden hamile kalmakta zorluk yaşadığını benden sakladın? Ne zorluğu anlamadım. Molly, her şeyi anlıyorum. Şimdi her şeyi anlıyorum ben. Neden bana kızgın olduğunu, neden bu kadar rahatsız hissettiğini, boşa didinmiş ve düşüncelerinde kaybolmuş hissediyordun sen. Sana yakın olmama izin vermiyorsun. Gerçeği öğrendiğinde çok kötü hissetmiş olmalısın. Özellikle ben çok uzun zamandır bunu istiyordum. Günal, beni dinle lütfen. Molly, mesele bebek olduğunda seni çok zorladım. Evet Molly, ben de kendi bebeğimi istiyorum. Ama hiçbir şey senden daha önemli değil ki. Kimse senden daha önemli değil Molly. Benim bütün dünyam sensin. Molly, bebek benim için o kadar önemli değil. Annem ya da büyük annem bile. En önemli insan sensin. Ne oldu şimdi? Bana neden öyle bakıyorsun? Molly, ben ciddiyim. Gerçekten. Sana kim söyledi bunu? Benden saklamaya çalıştığın doktor raporlarını gördüm. Sana ilaç almaya gittiğimde dolapta gördüm onları. Ben raporu okudum. Hamileliğin mümkün olmadığı yazıyor. Hamile kalamazmışsın Molly. Anne olamazsın sen. Günal, sen çok aptalsın. Çok çok aptalsın gerçekten. Neden? Neden gülüyorsun? Çünkü doktor Günal, sen raporu okudun ama hastanın adını okumadın ki. Evet okudum. Molly Mal... Mehra. Mehra da olabilir. Sadece Malhotra değil Günal. Yani Molly Mehra hamile kalmakta sorun yaşıyordu ki o da tüp bebekle çözülebiliyor zaten. Aman tanrım. Bir an çok korktum biliyor musun? Sen de hala gülüyorsun. Ama kaç kere araya girmeye çalıştım, konuşmaya çalıştım ama dinlemedin ki Günal. Konuşmaya devam ettin. Lafını bitirmen gerekiyordu değil mi? Gülüyorsun. Hayır, bak. Hayır gülmüyorum. Hadi. Hayır. Gerçekten Molly. Sen beni tamamlıyorsun. Lütfen beni bırakma artık. Bana ihanet etme sakın. Molly, sen benim kalp atışımsın. Birinin kalp atışı olmadan yaşaması imkansız. Raporlar olmadan da ateşinin olduğunu söyleyebilirdim. Bir ilaç al. Sonra da uyu. Ben sana su getireyim hadi. Eğer rüyalarım gerçek olsaydı, hayatım çok daha kolay olurdu. Ama aynı yerle gök gibi,
Rüyalarımla gerçek arasında fark var. Sanki ufkun en sonunda birleşecekler gibi. Ama aslında hiç buluşamayacaklar. Çok mu düşünüyorum acaba? Molly bana olan ilgisini mi kaybediyor yoksa? Beni eskisi gibi seviyor mu? Kendi bebeğimi istiyorum ama hiçbir şey senden daha önemli değil. Kimse senden daha önemli değil. Molly benim için bebek o kadar önemli değil. Senle Kunal, ben kendim hallederim. Buyurun hanımefendi, özel yeşil çayınız. Buyurun. Köşeye sıkıştım. Ne yapacağım ben? Çok suçlu hissediyorum. Nişan da kötü hissediyor olmalı. Nasıl Kunal'ın adını söyledim ki ona ben? Tatlım, onunla konuşman lazım. Anlamasını sağla. Şimdi çok kötü hissediyordur. Zaten kolay olmayan bir sürü şey yaptı. Sen beni dinle. Git konuş onunla. Dün doğum günüydü anne. Ona günü beraber geçireceğime söz verdim ama yaptığıma baksana. Zavallı adam hiçbir şey söylemedi. Çok kibar biri ve ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkındayım. Umarım buna hakkım olduğunu düşünmüyordur. Tanrım, keşke İşan benim ne kadar suçlu hissettiğimi bilse. Nasıl ifade edebilirim ki? Geçen gece ne kadar üzüldüğümü nasıl anlatabilirim ona, nasıl? Sanırım ne yapmam gerektiğini buldum. Tamam, ben gidiyorum anne. Büyük anne, ben gidiyorum. Akşam görüşürüz, olur mu? Hoşça kal. Görüşürüz anne. Anne, umarım İşan Molly'yi anlar. Radhika, sana bir şey söyleyeyim mi? Ama dürüst ol. Sen bir annesin ve bir oğlun var. Onu, Molly'yi ve çocukları birlikte görmek, sana da aile olmamız harika olacakmış gibi göstermiyor mu? Yanlışsam söyle lütfen. Tanrı ikisini bu duruma soktu, inan bana. Birbirlerine yaklaştırdı. Seninle ben Tanrı'nın bu isteğine karşı çıkamayız. Kunal'la
Molly de çıkamaz kızım. Anne, Molly bizim için çok şey yaptı. Yanlış bir şey olmasını istemiyorum. Hayır canım. İşan da gerçekten çok iyi biri canım. O Molly ile Mişti için birçok şey yaptı ve şimdi de Kunal'a yardımcı oluyor canım. Ama hayatım, kaderinde olduğu zaman aşkı bulursun. Ve aşk çok güçlü bir duygudur. Arkadaşlık, sempati, dürüstlük, iyilik, bunların hiçbiri onunla karşılaştırılamaz. Her zaman aşık olduğun kişiyi seversin. Ve gerçekte hayatının sonuna dek olman gereken kişiyle olursun. Bu Tanrı'nın isteğidir kızım. Bundan asla kaçamayız. Sadece kabul edebiliriz o kadar. Eğer Tanrı'ya inanıyorsak, onun bize adil olduğuna da inanmalıyız. Tanrı ne isterse o olur. Gerçek aşıklar birlikte olmanın yolunu mutlaka bulurlar. Bugün beni klinikten aradıklarını söylemeyi unuttum sana. Bir hastam eşiyle bana uğrayacak. Ben önce arabayla seni bırakırım, ardından da kliniğe giderim, olur mu? Efendim, Doktor Molly aradım ama bir türlü telefonu açmıyor. Telefonla ulaşılamıyor. Günaydın. Uyandın mı? Beni aramışsındır. Görünüşe göre yeni uyandım. Kendine gelmiş gibisin. Kahvaltı hazır bu arada. Birazdan Premil'e getirecek. Geçen gece nasıldı? Geçen gece kliniğe gitmiştin, değil mi? Evet. Ben gittim kliniğe. Nasıl geçti peki? Her şey yolunda mıydı? Şehir dışından gelen hastalarını görmeye gitmiştin, değil mi? İyiler mi? Evet. Tüp bebek prosedürüyle ilgili benden bilgi almak istemişler Kunal. Bunları konuştuk. Hamilelikte yaşadıkları sorun ne peki? Yani tüp bebek tedavisinden sonra çok zorluk yaşamazlar, değil mi? Onlar önce bir düşünsünler, sonra bakacağız. Hem sabahın bu saatinde neden hastaları merak ediyorsun ki Kunal? Hadi kalk kahvaltını yap. Ben de hazırlanacağım zaten. Benim yapacak çok işim var. Çok işim var. Neden Molly bu kadar rahatsız görünüyor anlamıyorum. Kesin yalan söylüyor. Ama neden? Benden ne saklıyor ki? Tanrım, beni nasıl bir duruma soktun? Sıkıştım resmen. Hem Nişan'a zarar veriyorum hem de gidip Kunal'a yalan söylüyorum. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? İkisine de yanlış davranıyorum, hayır. Ne kadar böyle sürecek? Benim bir şekilde bir çözüm bulmam lazım buna. Bir karar vermeliyim. Böyle bir hayat yaşayamam ben. Acilen bir şey yapmam lazım. Bak büyük anne, ninem, Molly teyzem, babam, sen, ben, Mişti. Herkesi seviyorum. Mükemmel bir aileyiz. Bu benim en iyi doğum günüm.
Kuna, ne yapıyorsun? Bence Molly hala... Sonunda yakaladım. Şimdi sen beni yakala. Tamam. Mişti parip. İçeri geçin. Resim yapın, yemek yiyin. Gel pari. Evet Molly. Nişan, meşgul müsün şu an? Öyleysen bile... Lütfen sabah yapman gereken her şeyi iptal et ve benimle kliniğin yakınlarında buluş, olur mu? Acil bir durum. Bak Molly, şu an evdeyim. Gelemem. Kızlar da evde. Onları yalnız bırakamam. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu yüzden Premila'yı onlara baksın diye yolladım. Lütfen gel Nişan, buluşalım. Molly, sen gel. Nişan, lütfen beni anlaman lazım. Dışarıda buluşmak istiyorum. Tamam. 15 dakikaya olur mu? Sabah kahvesinde buluşalım. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz. Beyefendi, siparişiniz. Birini bekliyorum. Çok geç kaldı. Madem bu kadar acildi, şimdiye gelmiş olması gerekiyor. Burada ne yapıyorsun? Vay çiçek! Bir de hediye. Vay canına. Bugün bir şey mi vardı Molly? Aa. Hediye ile çiçekler benim için değil galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.